İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Antlaşmaların Ağır Miras adlı belgesel 1920 Osmanlıların sonu. Batı Ermenistan Artsak Ermenilerinin yanındadır. Artsak'ta 300'den fazla bina restore edildi. Eylül ayının son cumartesi günü Ermenistan Cumhuriyeti'nde Ulusal Azınlıklar Günü olarak kutlanacak. Artsak Dışişleri Bakanlığı, Ermenilere yönelik katliamlarda Bakü'nün sorumluluğunu kabul etmek barış için bir ön koşuldu. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Rus meslektaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde esirlerin sorununun çözümünü önemsedi. Kaçak avcılık, Batı Ermenistan'ın kırmızı benekli alabalığın neslini tüketebilir. Müttefiklerin Osmanlı İmparatorluğunu devirmek için 1920'de imzaladıkları Sevr Antlaşması hala Türkiye'deki anılarını hissettirmektedir. 100 yıl sonra Batı kolonyal hırslarının model hali devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren Versay'dan sonra Paris'te imzalanan Barış Antlaşması başka bir yerde Sevr'de dünyanın yeniden düzenlenmesinde önemli bir rol oynadı. Muzaffer güçler ve Sultan 6. Mehmet'in temsilcileri 1920'de Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini mühürlemek, Orta Doğu'yu İngiliz ve Fransız etkisi altındaki bölgelere bölmek için orada buluştu. General Mustafa Kemal Atatürk ve milli güçler isyan ederek Sevr Antlaşması'nı kullanarak Türk topraklarını bölmek isteyen yabancı orduları geri püskürtür. Hiçbir zaman onaylanmayan antlaşma Türk endişesinde o kadar etkili oldu ki Sevr sendromu diye hakkında konuşulmaktadır. Orta Doğu'da uzman olan muhabir Daniel Gerlach, bugünkü Türkiye'de karşı karşıya olduğumuz tüm sinsi korkuları donduruyor, dedi. Sayısız arşiv görüntüleri ve çeşitli tarihçilerin açıklamalarını kullanan film, geçen yüzyılın başında imzalanan antlaşmanın Orta Doğu'daki mevcut sonuçlarını analiz ediyor. Animasyon haritalar ve liderlerin konuşmalarından alıntılar, Recep Tayyip Erdoğan ve komşularının başını çektiği ülkedeki gerilimi daha iyi anlatmaya yardımcı olan bu zengin yorumu vurguluyor. Antlaşmaların Ağır Mirası adlı filmin tekrarlanması, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu olan 1920 tarihli film, Arte kanalında yayınlanmasının ardından birkaç gün içinde izlemek mümkün. Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de Artsakh'a karşı başlattığı savaş, beraberinde getirdiği trajediyle birlikte tehcir konusunu da gündeme getirdi. Artsakh'tan pek çok yurttaşımız kendi anavatanlarından ayrılmaya mecbur kaldı. Hadrut bölgesinden çok sayıda yerinden edilmiş vatandaş, Stepanakert şehrine yerleşmek zorunda kaldı ve bir dizi günlük ve sosyal sorunlarla karşılaştı. Fransa dahil dünyanın her bir yerinden yurttaşlarımıza yardıma koştular. Bu tür vatansever insanlar arasında Samuel Julianin ve Barul Şahumyan da yer alıyordu. Yaralı Artsakh Ermenilerine yardımda bulunmak için onlar da acele etti ve toplanan parayı Batı Ermenistan hükümetinin desteğiyle Artsakh'a gönderdiler. Batı Ermenistan'ın resmi temsilcileri olarak bizler Samuel Julianin ve Barul Şahumyan'ın girişimini memnuniyetle karşılıyor ve diğer yurttaşlarımızı da bu vatanseverlik eyleme katılmaya çağırıyoruz. Mağdur olan aileleri desteklemek istiyorsanız aşağıdaki banka hesabına bağışta bulunabilirsiniz. Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'dan insani yardım olarak gönderilen inşaat malzemeleri kullanılarak Artsakh'ta 300'den fazla binanın restore edildiğini bildirdi. Teşkilat şu anda 450'den fazla binalarda çalışmalar sürüyor diye ekledi. Şu anda 50'den fazla Stepanakert'te olmak üzere 90 yerel inşaat şirketi tadilat ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Azerbaycan'ın Artsakh'ta başlattığı savaş nedeniyle çok sayıda apartmanın yıkıldığını veya hasar gördüğünü bildirelim. Bugüne kadar hasarın gerçek boyutu tahmin edilmiş değil. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti 14 Ocak toplantısında tatil ve anma günleri yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin tasarıyı onayladı. Tasarı, Eylül ayının son cumartesi gününü Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Azınlıklar Günü olarak kabul etmeyi öneriyor. Aynı bu siyasi yaklaşımı ayrıca diğer devletler de yalnızca ulusal azınlıkların gününü kutlayarak değil, aynı zamanda belirli bir ülkenin yerli halkları için de uygulamalıdır. Ne yazık ki yerli halkların haklarının hiç gözetilmediğini vurgulamamız
gerekiyor. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı dün Bakü'de Ermenilere karşı işlenen katliamın 31. yılı vesilesiyle bir açıklamada bulunarak Bakü makamlarının Ermenilere yönelik toplu suçlarda doğrudan sorumluluklarını kabul etmelerinin Artsakh'a karşı kanlı çatışmanın açtığı yaraların iyileştirilmesinde Azerbaycan'ın bir adımı olacağını kaydetti. Böyle bir durum Ermeni karşıtlığının neden olduğu olumsuz olguların ortadan kaldırılmasına, bölgede kalıcı barış için ön koşulların oluşturulmasına olanak tanıyacaktır. Artsakh Dışişleri Bakanlığı'nın Armen Press'e yaptığı açıklamadan bir alıntıyı sizlere sunuyoruz. 11 Ocak 1990 tarihi Ermeni halkının tarihindeki en trajik günlerden biridir. O gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ermenilere yönelik katliam başladı ve 1988'de Sumgayit'te Ermenilerin katliamıyla Azerbaycan makamlarının eski Sovyet Azerbaycan'daki Ermeni nüfusunu imha etme ve kendi tarihi topraklarından ve daimi ikamet yerlerinden sürme politikasının doruk noktası oldu. Bakü katliamları Ermeni nüfusuna karşı en kanlı toplu suçlardan biridir. Bakü'nün Ermeni halkına yönelik insanlık karşıtı ve soykırım politikası 1992-1994 yıllarında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra özellikle Artsakh Cumhuriyeti'nin Şahumyan ve Mardagert bölgelerinin işgaliyle ve Maraha köyünde sakinlerin çoğunu vahşice katledilmesiyle devam etti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, 13 Ocak'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesinde bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e verilen bilgiye göre Moskova'da Rusya, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan liderlerinin 11 Ocak'ta gerçekleşen toplantısı kapsamında bölgesel güvenlik ve istikrar konularının görüşüldüğü ifade edildi. Bakan Ayvazyan, savaş esirleri ve diğer tutukluların dönüşüne ilişkin 9 Kasım 1920'de imzalanan kararla öngörülen yükümlülüğün derhal uygulanmasını önemsedi. Telefon görüşmesinde ayrıca Ermeni-Rus müttefik ilişkilerinin gündemine de atıfta bulunuldu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı benekli alabalığın, Batı Ermenistan'da yaşayan son bölgelerden olan Van, Gürpınar'ın Norduz bölgesindeki derelerde sayısı azaldı. Norduz bölgesindeki derelerde yaşamını sürdüren önemli gen kaynaklarından kırmızı benekli alabalığının türünün yok olma tehlikesi nedeniyle yıl boyu av yasağı bulunuyor. Aşırı kaçak avcılık ve derelerin tahrip edilmesi gibi nedenlerden dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Bundan 12 yıl önce bu bölgedeki balıkların 25-30 santimetre boyunda ve çok sayıda olduğu tespit edilmişti. Fakat bugün hem sayıca azaldıkları hem de boyunlarının en büyüklerinin 10 santimetre oldukları görülmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı etnografik topluluğun seslendirdiği Arisirun Gnasirun adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.